Merhaba kıymetli gençler. Bu videomuzda sizlerle Türkçe'de sıkça karıştırılan sesteşlik ya da eş seslilik, kökteşlik ya da ortak kök ne demek? Bunlar üzerinde duracağız ve bunları ayırt etmenin yolları üzerinde durmaya çalışacağız. Türkçe'nin kurduğu YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen çalışmamıza başlayabiliriz. Sesteş, eş sesli sözcükler. Bunun tanımını aslında ilkokul seviyesinden beri yapıyoruz ama yine de burada yapmakta fayda var. Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerdir. Arkadaşlar şimdi dikkat edin, yazılışımız aynı, anlamlarımız farklı olacak. Yüzünü her sabah buz gibi soğuk suyla yıkardı. Buradaki yüz sözcüğü çehre, surat anlamındadır. Soruların yüzünü bütün öğrenciler çözecek derken burada işte sayı anlamındadır. Şimdi arkadaşlar ben şurada en sonda bir not yazdım. İki sözcük arasında sesleşlik olması için aynı yazım bir, İki farklı anlam 2, iki gerçek anlam 3. Bakın, mecaz anlamla gerçek anlam arasında sesleşlik olamaz. Mesela masanın ayağı kırıldı derken ya da işte onun buradan ayağı kesildi, bu mahalleye gelip gitmez oldu, buralardan ayağı kesildi derken ayak sözcüğüyle. İşte futbol maçında ayağı kırıldıdaki ayak sözcüğü sesleş olamaz. Bir kez daha söylüyorum, aynı yazım gereklidir. İki farklı anlam ama iki gerçek anlam gereklidir. Şimdi şuraya dönelim. Buradaki yüz sözcüğü çehre anlamında kullanılınca gerçek anlamlı mı? Evet. Buradaki yüz sözcüğü sayı anlamında kullanılınca gerçek anlamlı mı? Evet. O halde bu sözcükler sesteştir arkadaşlar. Çantasında kocaman bir su şişesi vardı. Var sözcüğü yok sözcüğünün tersi olan var burada. Onlar bir saat önce eve vardı. Burada ulaşmak anlamında. Arkadaşlar aynı yazım. İki farklı anlam, iki gerçek anlam. O zaman sözcükler sesteştir. Adresi bir kenara yaz. Yazmak fiili. Bu yaz tatile gidemeyeceğiz. Buradaki yaz sözcüğü ise mevsim anlamındadır. Bakalım, aynı yazım, iki farklı anlam, iki gerçek anlam vardır. Dolayısıyla bu sözcükler sesteştir gençler. Evet. Gelelim kökteşlik. Ortak kök başlığına. Hem isim hem fiil olan. Arkadaşlar birinci şartımız hem isim hem fiil olabilen. Yazılışları aynı ve anlamca aralarında ilişki olan. Bakın dikkat edin, yazılışları aynı, anlamları anlamca aralarında ilişki olacak. Hem isim hem fiil kökü olarak kullanılabilecek. İsim ve fiil kökleridir. Sesteşlik ve kökteşlik kesinlikle aynı şey değildir. Arkadaşlar bugün birçok öğrenci kökteşlikle sesteşliğin ayrımını bilmiyor. Eğer ÖSYM bu konuda bir soru soracak olursa, siz bu videoyu izleyip eğer o soruyu kaçırmazsanız büyük bir fark oluşturabilirsiniz. Şimdi örneklerimize bakalım arkadaşlar. Ülkemizde en sevilen spor güreşti. Buradaki güreş sözcüğü isimdir. Sporun adıdır gençler. Yenilgisiz iki pehlivan güreşti. Buradaki ise fiildir. Hemen kendimize şunu soracağız. Yazılışlar aynı. Bir. Birisi isim, birisi fiil. İki. Peki anlamca birbiriyle bağlantılı mı değil mi? Evet, bağlantılı. O halde bu sözcükler sesteş değil, kökteştir arkadaşlar. Peki gelelim ikinci örneğimize. Bizi yakıp yıkan bu savaştı. Savaş sözcüğü isimdir burada. Süper güçler uzun süre savaştı. Burada fiildir. Şimdi bakalım, yazılışlar aynı. Biri isim, biri fiil kökü ve anlamca birbiriyle ilişkili. O halde arkadaşlar bu sözcükler sesteş değil, kökteştir. İhtiyacımız olan tek şey barıştı. Barış sözcüğü isimdir gençler. İki arkadaş sonunda barıştı. Barışmak sözcüğü fiildir. Ve bakıyoruz, yazılışlar aynı. Birisi isim, birisi fiil ve kesinlikle anlamca birbiriyle bağlantılıdır. O halde bu sözcükler sesteş değil, kökteş sözcüklerdir arkadaşlar. Ve devamında şunu söyleyelim, uzatmaya gerek yok fazla. Sıva ve sıvamak, boya ve boyamak, damla ve damlamak gibi sözcükler de kökteş sözcük örneğidir. Bu sözcüklere lütfen sesteş demeyelim. Burada iki şeyi unutmayalım arkadaşlar. 1. Kökteşlik ve sesteşlik birbirinden farklı şeylerdir. 2. Gençler, kökteş sözcüklerde aynı yazım, biri isim, biri fiil kökü olması ve anlamca birbiriyle bağlantı söz konusu olmalıdır. Sesteş sözcüklerde ise aynı yazım, iki farklı anlam ve iki gerçek anlam olmak zorundadır. Bunu unutmuyoruz. Mecaz anlamla gerçek anlam arasında sesteşlik ilişkisi olamaz diyoruz gençler. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Kolay gelsin.